Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dersimizin konusu banka. Bankalar. Ben kısaca bir malumat vereyim. Ondan sonra piyasadaki malumatı verecek halim yok. Onlar yok banka falanca kurdu, şöyle yaptı, böyle yaptı. Bizim öyle şeyimiz yok, zamanımız da yok zaten. Bankanın müessisleri, kurucuları Yahudi olduğunu ayet söylüyor, ustad söylüyor. Tamam. Sistem onların menfaat üzerine dönüyor. Bankalardan vermiş olduğu size kısaca ben çünkü detayda boğulmak istemiyorum yani. Çünkü konu çok büyük. Hacmi çok büyük. Yeri çok. Kart alıyorsunuz ya kart. Kart alışverişe böyle çiziyorsunuz. Her bir alışverişe çizdiğiniz zaman %2,5 banka vasıtasıyla Yahudi'ye gidiyor. O kartı bulan, yapan. Yani bankaya gidiyor. Her alışverişin %2,5'u ya bunu sana yüklüyor ya da esnaf olan Müslüman kardeşine yüklüyor. Kartla çektiğin zaman senden para gidiyor bankaya. Banka 40 gün bloke ediyor. Esnaf diyor ki ver parayı benden aldı. 40 gün banka benim paramı kullanıyor. Eğer esnaf o parayı erken çekmek isterse onu kırdırıyor. Yüzde yaklaşık olarak 2,5 mu? 2,5'la kırdırıyor. Yani 2,5'un azını aldı. Bir zaten çekerken 2,5 aldı. Bir de kırdırırsa 5 oluyor. 3. Biz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda para basıldığını biliyorduk. Demek orada basılıyor. Fakat basan devlet değil, isim o. Devletle alakası yok. Amerika'da bir aile parayı bastığı gibi doları, Türkiye Cumhuriyeti'nde de parayı Merkez Bankası namı altında Fransız, İngiliz basıyor. Bunlar 80 tane ne şirketti. Bunu Tayyip'ten sonra Müslümanların %55'i hissesini almışlar. Yani nasıl yapmışsa bunu sonra falan. Yani para basan şirketlerin %55'i Türk şirketlerine ait. Devletle alakası yok. Basıyorlar devlete parayı satıyorlar. Yüzde bilmem kaç. Onun tam oranı bilmiyorum. Bunu da böyle bilin. Bir Müslüman şuurlu olsun olmasın kart kullanamaz. Kullanmamalı. Kim söylerse söylesin. Çünkü her tık çekişte 2,5 lira şeye gidiyor. Yahudi'ye gidiyor. Gidiyor o parayla da İsrail Filistinli'ye mermi atıyor. Okuyacağım mevzu itibariyle göreceksiniz ki bankanın her şeyi ama her şeyi sana hiçbir menfaat yok. Zararı mutlaktır diyor. Müslümana zararı mutlaktır. Bunlar banka meselesinden istifade eden ancak gavurlardır. Eğer ben bankadan istifade ediyorum diyorsan bu sıfat sana giriyor yani, giydiriliyor. Bankalardan diyor istifade, zararı mutlaktır Müslümana, tabir o. Müslümana zararı mutlaktır, benim menfaatim var diyorsan, o zaman bu elbiseyi sen giyiyorsun. Ha? Ben ana şey yaptım. Şimdi, Amerika'da da öyle parayı şeyler basar. Türkiye'de de Türkiye Cumhuriyeti devletle alakası yok. Ama böyle deccal, böyle anlaşma yapmış kavurlarla ve Türkiye'nin parasını Türkler basmıyor. Ben tok olayım, yani cemiyeti çökerten, Bismillahirrahmanirrahim, ve akimussala ve etu zeka ve ehelallahu
Hul bey'a ve harrama riba. Birinci kelime, ben tok olayım, başkası açlıktan ölse bana ne? Bunu ortadan kaldıran zekatın verilmesiyle oluyor. İkinci kelime, sen çalış ben yiyeyim. Bu da bankaların sistemi. Ne yapıyor? Avamı kine, hasede, mübarezeye sevk edip rahat-ı beşeriyi birkaç asırdır selbettiği gibi. Yani bankaların ortaya koyduğu cemiyet hayatında en bariz şeyi yardımlaşmayı ortadan kaldırıyor. Şimdi ben sana niye borç para vereyim ki? Ben bankaya faizle yatırırsam faiz alıyorum. Senden ben parama mukabil para alamıyorum ki, faizdir. Zaten vermesi mesair. Dolayısıyla Müslüman'dan Müslüman'a borç, karzasen denilen şeyi yok eden faiz sistemidir. Bir milletin toplum içindeki kargaşayı aktif eden faizdir. Bir milletin sanayileşmesine mani olan faizdir. Dikkat edin, sanayileşmiş memleketlerde faiz oranı %1'dir veya 0.5'tir. Bu memleket %40'ları bulmuştu, %140'ları. Faiz, ben onları gördüm ya. İşte avamın içi, yani toplumu şunu yapar, avamı kine, hasede, mübarezeye sevk edip rahat-ı beşeriyi birkaç asırdır selbettiği, ortadan kaldırdığı gibi şu asırda say, sermaye ile mübareze neticesi herkesçe malum Avrupa hadisi azimesi meydana geldi. Yani işçi, işveren, sermaye ve emek arasındaki çarpışmayı bankalarla yapılmış, banka almış. Banka çok acayip bir zalimane, yani toplumun milli servetini birkaç kişinin elinde haksız toplanmasına vesile oluyor. Haksız toplanmasına vesile oluyor. Ustad bu memlekete Darul İslam diyor. Bu memleket İslamiye diye tabir kullanıyor. Asıl imamı diğer imamlara uymak zorunda değildir. Müceddidin özelliği odur. Müceddidlerin içtihatlarında yetersiz kaldığı yerlerde içtihat etsin diye ilm-i usulü dinde kaydedir. Müceddidler devreye girer. O kendi asırlarında yapılmayan veya sorulmayan ve hatıra işte ne bileyim bir çeşit hikmetle bu asrın, o asrın ihtiyacını fıkı ve hukuk itikadi sahalarda ara boşlukları, yetersiz olan yerlerini asıl müceddidlerini Allah göndererek yamalıyor. Yani onu şeriattaki var olup da dışarıya çıkmamış, aslında fıtratta var, Kur'an'da var, sünnette var ama ihtiyaç olmadığından çıkmamış. Onları müceddidler çıkarıyor. Mesela bir misal vereyim. İmam-ı Azam şöyle demiş. İmam-ı Rabbani Hazretleri de böyle demiş. İmam-ı Rabbani Hazretleri alınır, ele alınır. Çünkü asıl müceddididir o asrın. Mesela İmam Şafii böyle demiş, Gazali böyle demiş. İmam-ı Şafii alınmaz, Gazali alınır. Çünkü bize yakındır Gazali. Sonra Gazali'den sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden sonra Mevlana Ali'di Bağdadi, ondan sonra Bediüzzaman Hazretleri gelmiş. Yani o asırda medarbası olmamış, ihtiyaç olmamış, sorulmamış. Sorulmayınca o ahkam da çıkmamış olan toplumun yeni çıkan şeylerine asrın her 100 senede bir gelen müceddidleri bunların ortaya koyuyor. İşte banka meselesinde Üstad Hazretleri bu memlekete yeni bir şey getiriyor. Darül İslam diyor. Çünkü çok ilginçtir. Darül Harp'la Darül İslam deniliyor. Bir de Risale'de şu mana var. Darül Ridde kavramı var. Ama fıkıhta göremezsiniz bunu. İslam hukuku icra edildiği yere Darül İslam denilir. İslam hukuku olduğu İmam Azam'a göre. İslam hukukunun icra edilmediği
yerlere de İmam Azam'a göre Darül Harp deniliyor. İmam-ı Şafii Hazretleri İslam hukuku bile icra edilmese, o memleket daha önce Müslüman olmuşsa, mezar taşları bile ve İslami örf alamet birkaç tane dahi olsa, bir tane dahi olsa ona Darül Harp demez, Darül İslam der. Ki ezan okunuyor, camiler var, medrese, dini hizmetler var. İmam-ı Şafii'ye göre asla ve kata Darül Harp olamaz. Üstad Hazretleri, başka ben çabuk konuşuyorum, kısa ki okuyacağım yerler çok. Üstad Hazretleri, onların bahsetmediği, çünkü bu asrın vazifelisi olduğundan duymazsınız bunu bir yerde. Darül İslam, Darül Harp'ten hariç Darül Ridde manasını getirmiş. Darül Ridde, yani bu bizzat böyle Darül Ridde diye bir kelime yok. Ama mudafalarda mürted, irtidat etmişsiz diye ondan sonra oralardan çıkıyor mana. Nedir o? Halk Müslümandır, rejim kafirdir. Yani rejim reddetmiştir İslam'ı, halk bırakmamıştır. Yani çizmeli birisi gelmiş, ihtilal yapıyor, dayatarak insanları soyuyor, hukukunu kaldırıyor, cebirle. Ve bu insanlar istemiyor bunu. Şimdi sen bu insanlara, zulme uğramış insanlara Darül Harp, İslam'ı reddetmiş bir halk diyebilir misin? Zulüm değil midir? İslamiyet'i reddetmemiştir. Yani bu memleket İslam'ı ediyor. Mürtet diyor onlara. Demek ki gelmiş adam zulmetmiş. Tarumar etmiş. Kur'anlarımız yakıldı çöplükte. Bulgaristan'a satıldı. Kütüphanelerimiz. Irak'ta da öyle. Amerika girer girmez ilk yaptı. Arşivleri yaktı. Üniversitenin arşivlerini yaktı. Kazastro'nun arşivlerini yaktı. Ondan sonra tarihi vesikaları yaktı. İlk bir devleti çökertmek, başıboş bırakmak, arşivini yok edeceksin. Beynidir yani. Arşivlere direkt hücum ettiler. Çok ilgimi çekmişti. İlk hedefleri oralardı. Girdikleri zaman ilk yaktıkları binalar onlardır. Tamam. Şimdi bir çizmeli geliyor. Yahudi. Türkiye'de ihtilal yapıyor. Her şey yok ediliyor. Memleket satılıyor. Batum ve o bölgelerimiz Ermenistan'a ve Gürcistan'a satılıyor. Trakya, Gümülcine, İskeçe, Selanik. Ben gidiyorum derslere, dershaneler var. İçim kan alıyor. Onlara Ege, Yunanlılara tekrar verilmiş. Güney, Suriye'nin şeyi ve baklava parçaları gibi Ürdün'dür, Lübnan'dır, bilmem nedir böyle parçalayarak Musul, Kerkük şeylerini öyle. Yetmiyor, Müslüman Müslüman'ı düşürmüşler birbirlerine milliyetçilik kavramını getirerek. İnsanları ilk önce cahil bıraktılar. Yani böyle bir zalim. Hatta parasını Merkez Bankası basıyor. Evet, o amblem öyle, etiket öyle, tabela o. Basan 80 tane şirkettir. Fransız ve Alman da deniliyor ama kesin Fransız ve İngilizlere varabildim. İkisi olduğunu. Şimdi Tayyip'ten sonra %55 civarında Türk şirketleri almış hisseleri, parayı. Onlar basıyor şu anda. Yani onlar basıyor. Şimdi bu memleketin bu kadar satıldı. Bu halk direndi ve dinini, namusunu, tesettürünü, ezanını vermedi. 18 sene mi? Kaç sene? 17 sene mi ezanlar? 18 mi? 18 sene. Fakat adam bu ezanı getirdi. Sırf ezan için asıldı. Ezan için asıldı. Ama böyle bir dönem yaşanmış. Demek ki bu Türkiye'yi anlatmak için söylüyorum. Darül Ridde'dir. Darül Harp olamaz. Çünkü halk Müslüman. Gidin Kemalizm rejimini ayakta tutmak. İçeride hainler olacak. Yani çünkü zaten Cumhuriyet Halk Partisi Kemalizmin devam etmesi için siyasileşmiş bir harekettir. Kemalizmin simgeselliğidir. O çökebilir çünkü içeridekiler hepsi ehli dünya olacak ama Kemalizm ideoloji sahibi olmayacak. Bu parti çökerse rejim de çökebilir diye
Mustafa Kemal, Pakistan'dan, Afganistan'dan vesaire devletler, İslam devletlerinden gelen yardım, Kurtuluş Savaşı için verilen namı altına güya, o paralarla kurduğu iş bankası var. Bu iş bankası 1980'e kadar, Kenan Evren'e kadar tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'ne aitti. %50'sini devlete geçmiş. %49 bu ne? %50 Cumhuriyet Halk Partisi'ne aittir. Böyle bir banka, Aslan İMG Bankası var mesela, İsrail'in. Peugeot ile aynıdır. Mesela HPC midir ne? İngiliz bankası. Osmanlı bankası onların bankasıdır. Devletin zaten birkaç tane. Şimdi en zalim bankaya gidelim. En zalimi İsrail'in bankası değil, İNG de değil. HPC mi nedir? HSBC. HSBC öyle mi? Ha, İngiliz. Osmanlı bankası vardı eskide bizim tarihte. Şimdi var mı bilmiyorum. Yok herhalde abi gözükmüyor. Ha şimdi Osmanlı Bankası diye münafıkhane, İngilizler işte şeyi koymuş, İsrail'i oraya koymuş ki Müslümanları bununla aktif edip, birbirine borçlanalım, sömürelim diye. İngiliz Bankası'na gidin, kapısına durun. Gidin faizle para yatırmak isteyenlere sorun, adın ne? Avram mı diyecek? Salomon mu diyecek? David mi diyecek? Davut mu diyecek? Süleyman mı diyecek, Salomon mu diyecek? Hans mı diyecek, Hasan mı diyecek? Girenlere bakın bakalım. Bu sözüm de Süleymancılara duyurulur. Bu memlekette faiz helaldir diyen tek dini cemaattir. Fethullah Hoca'nın böyle bir dediğini bilmiyorum, iftira etmem. Ama o daha büyük zalim ama. Süleymancılar, benim zaten adeta onun için mi yaratıldım? Deşifre etmek için mi yaratıldım? Ben de anlamıyorum. Yani böyle geliyor. Dememem kanıma dokunuyor. Belki demeyebilirdim ama kanıma dokunuyor. Faiz helal diyor. Şimdi ona sor Süleymancı kardeşime. Git İNG Bankası'na. HCPS midir nedir? Bankası'na git. Gidin girene. Ayşe Hanım Fatma Hanım'dır. Elif Hanım'dır. Hiranur'dur. Giren hanım bacılarım. Faizle para yatıran. Gidin banka kuracak, iş yeri kuracak, faizle para alanlara sorun. Ahmet Bey'dir, Hüseyin'dir, Ali'dir, Hamza'dır, Muhammed'dir, Ahmet'tir, Mustafa'dır. İsimler bu. Ve kapısına sorun onlara. Deyin ki siz gavur musunuz? Kaç tanesi bankaya yatıran ve faizle para alan, ben gavurum diyen kaç kişi olur? Gayrimüslimlerden hariç olmaz. O zaman iyi dinleyin. Müslüman getiriyor parayı. Diyelim 50 bin lira para getiriyor Ayşe Hanım, 50 bin lira para getiriyor. Banka diyor ki ben sana faiz bilmem kaçtır bilmiyorum, %10 diyelim. 50 bin liraya ben sana %10 faizle vereceğim diyor Ayşe Hanım'a. Yatırıyor gidiyor. Sonra Elif Hanım geliyor, ayakkabı dükkanı açacak, kredi alması lazım. O banka diyor ki, o İngiliz bankası %20 ile sana kredi verir. %10'la Müslümanlardan topladığı faizle parayı gene Müslümana %20 vererek Müslümanın Müslümana faiz almasına sebep oluyor. Ayşe Hanım'ın yatırdığı parayı faizle yatırıyor. Elif Hanım bunun bedelini ödüyor. Dolayısıyla emlakçılık yapıyor banka. Ayşe Hanım'la Elif Hanım'ı tanımıyorlar ama emlakçı da öyledir. Bunun faizle para almasına bu vesile oluyor. Ayşe Hanım da diyor ki ben diyor Elif Hanım'dan %10 faiz alacağım. Sen de diyor bizi tanıştırdığın için emlakçılık yaptın, %10 da senin bankanındır. %10 gidiyor Filistin'de mermi atıyor. Yani Müslümanın Müslümandan faiz almasına vesile olan bir sistem banka. Müslüman para yatırıyor, Müslüman kredi çekiyor. Öyle mi? O zaman Müslümanın parasını Müslümana faiz de para veriyor. Bu hareketi yaptığı için %10'da kendisi kâr ediyor. Yahudi. Ve biliyor muydunuz? İsrail'de bankaları kuran İsrail faiz yoktur, yasaktır. Bütün kumar odaklarını çıkartan İsrail'dir. Ama İsrail'de kumar oynamak, deniz sahalarında bile, gemide bile kumar oynamak yasaktır. İsrail'de faiz haramdır. Domuz eti haramdır. Biliyor musun?
tek dünyada şeriatla yönetilen, yani kendi dininin şeriatı yönetilen devlet İsrail'dir. Yani dolayısıyla sistem İmam Azam Darul Harp ve Darul İslam olarak şey yapmış. Fakat bu Kemalizm çizmeli geliyor. Halka rağmen dayatarak zorla, cebirle rejimi, devletin yönetimini kafir yapıyor. Halka Müslümana dayatıyor. Ama Müslüman gidin sorun bankaya, gidin sorun şey yapalım, anket yapalım. Sen bu laik sistemi mi istiyorsun, İslam'ı mı istiyorsun? Eğer İslam'ı isteyen çoğunlukta ise, azınlık Müslümansa, o zaman buraya Darul İslam denmez. Vicdanımıza soruyor, bu memleketin çoğusu istatistik vicdanını söylesin. Müslümanlığı mı ister, gavurluğu mu ister? Ben kafirim diyecek. Kafirliği mi, Müslümanlığı mı? Ben kafirim diyecek kaç kişi çıkar? En sefi bile soruyor. Tesettürlü olsun diyor ben evleneceğim kızı. Lan senin böyle namazını yazacak lan, yok dün işte. Serserisin lan diyeceğim, diyesim geliyor demiyorum. Asri yani, Niye dedim tesettürlü istiyorsun, namazı istiyorsun? Beni de alıştırır dedi. Ben dedi o ortamın ne olduğunu biliyorum bataklığın. Ben o ortamda neleri gördüm biliyorum. Tesettürlü istiyor. Bak en asri, ona sorsam. Gavurluğu mu istersin, İslamiyet'im? İslamiyet iste. O zaman bana ben yanlışım diye söyleyin bana o zaman. Müslüman parayı yatıran Müslüman, krediyi çeken Müslüman değil midir? Kartla alışveriş yapan Müslüman, dükkan sahibi Müslüman değil midir? Zorunlu olmadıkça kart kullanamaz bir Müslüman. Veriyor, %2,5 İsrail'e veriyor. Kullanamaz. Zorunlu olmadıkça, zorunlu ne demek? 4 sahada yeme, içme, giyme, barınma. O da zorunlu. Kirada olmak, barınma kafidir. Ev sahibi olmak şart değildir. Öyle bir şey yoktur. Maalesef. Niye başımıza bunlar geliyor? Niye musibetler eksik olmuyor? Biz Müslümanca yaşamıyoruz ki. Mecbur olmadıkça kart kullanmayacaksınız. Kullanmayacak. Bir Müslüman kullanmayacak. Haram yapıyor. Ne biçim ya, o haram söylüyorsun? İşte ben söyledim, yalan deyin o zaman. Kart çekilirken her çekilişte %2,5 bankaya gitmiyor. Tövbe. Bu helal nasıl diyeceksin? Tövbesi var mı? Tövbesi var. Gidip bankaya iptal ettiriyorsun, ondan sonra elini kaldırıyorsun. Evet. O kadar aşağılık bir şey ki, ne olur beni bu hassasiyetimi bildiğiniz halde, o kadar alçak bir şey ki, tuzak ki, ben yurt dışına gitmek için konsolosluk bankada para istedi. Bankada hareket, bankanın para olacak dedi. Yurt dışına nasıl çıkacağım, camilere, dershaneler açıyoruz. Gittim bir şirkete ortak oldum. Allah razı olsun. Şirkete ortak ettiler, işte müdür yaptılar, bir şey yaptılar ortaya. Ondan sonra benim üzerime para koydular, para çektiler. Abi dedi, senin adına biraz kartı kullanmamız lazım konsolosluk, yoksa formalitedir diyor, vize vermez. Ona yaptılar, birkaç gün bende durdu, birkaç hafta mı? Unuttum cebimde. Öyle bir şeyde kaldım. Ya bazı uçak biletlerini bile ben o karttan ben birkaç defa aldığımı hatırlıyorum. Allah beni affetsin. Bazıları sadece kartla bilet veriyor abi. Bazı şirketler. Yani... Çünkü o kadar acayip bir şey. Mesela benim halamın oğlu Volvo dozerini alacak. Harfiyat dozerini. Diyor ki satan bayi. Hiç unutmuyorum. Kaç demişti? 250 milyar peşi. Milyon milyar neyse. Eğer banka ile eğer kredi çekip de şey yaparsan, banka kefil olursa 230'ya vereceğim sana. Peşinden daha az. Ha, ben dedi ki ben sana dedi şey vereyim, peşin vereyim, oradan aşağı düşün. Banka kredi direkt vereyim. Hayır. Kabul etmiyor. İlle banka yoluyla şey yapacaksın. Anlıyor musun? Şimdi Kur'an birinci kelimeyi esasında ne yapar? Vücubu zekat ile
kal eder. Yani Kur'an ikinci kelimenin esası hürmet-i riba. Nedir o? Sen çalış ben yiyeyim. Yani Müslüman gidiyor ayakkabı fabrikası kuracak. Ahmet Bey kardeşim benim. Antep'te Maraş'ta ayakkabı fabrikası para yetmiyor. Niye yetmiyor? Gitsin Müslüman'dan alsın borç. Müslüman borç vermiyor ki. Karzana alsın vermiyor ki. Ben sana niye vereyim diyor. Gidiyor faizde parayı yatırmış. Kim bu? Muhammed Bey. Gitmiş İş Bankası'na yatırmış. İnege Bankası'na Muhammed Bey faizde parayı yatırmış. Ahmet Bey de diyor ki nerede bulayım karzı alsın kimse vermiyor diyor. O zaman bankaya gidiyor İnege Bankası'na diyor ki bana dedi karzı alsın borç ver. Ne borcu dedi ya? Faizde para vereceğiz. Tamam kaç para? %60. Hani 60 bin, 50 milyara 60 istiyor bir sene. Peki Muhammed Bey kaça yatırmıştı? %5'le yatırmıştı. Muhammed Bey'in yatırdığı paraları bankato Muhammed Bey, Ahmet, Mustafa, Ali, Hüseyin, Hamzaların yatırdığı, Ayşe, Fatma, Eliflerin, Hira Nurların yatırdığı paradan efendim burada benim Ümmü Gülsünlerim, Zeyneplerim, Ayşelerim çekiyor. Mustafalarım, Hasanlarım, Hüseyinlerim krediyle para çekiyor. Ama birbirlerini tanımadıkları için buna da bu vesile olduğunda buna para veriyorlar bu bankaya. Şu ikisi birbirinden faizde para alıyor. Banka diyor ki yok bir dakika. Sen diyor ben buna bu kadar para istiyorsun. Bunun paralarını sana vereceğim. Kaç? %10. Bunlar senden para istiyor diyor. Buna diyor ki bunlar senden tamam. Bunlar bunlardan %10 alıyor. Banka da buna diyor ki bak senin diyor buna sana diyor bak para buldum sağdan solda. %5 bana vereceksin. Senin de parana zam yaptım. Ek yaptım. Faiz koydum. %5 desem vereceksin. %10 ondan alıyor. İşte sen çalış ben yiyeyim. Bankanın sistemi budur. Siz çalışın ben yiyeyim. Bugün intihar edenler, boşananlar. Bakın istatistiği bilerek. Bu işin biraz hastasıyım istatistiğin. İstatistiklerin %, bilmem kaçta kaçıydı unuttum adını da. Yalan olmasın diye söylüyorum. Oruçluyuz. Çoğunlukla iflas edenler, borcunu ödeyemeyenler, işini döndüremeyenler bir şekilde faizin türevlerine bulaşanların, intihar edenlerin yüzde çoğunlukta budur. İşte hürmet-i riba ile yani hürmet etmek, faizin haramlığına hürmet etmek, Müslüman olmak, yani ki hadis-i şerif var onu demeden de kurtulamayacağım. Haram Müslümana yaramaz, hadistir. Bunu bir yerde söyledim. Adam bir tanesi gece 12'de bana telefon ediyor. Hocam bana kafir dedin. Niye? Nereden ben? Tövbe estağfurullah. Ben kimseye kafir nasıl derim? Kafire kafir demem ya. Sen dedin ki ne dedim? Haram Müslümana yaramaz. Tamam hadistir. Peki dedi ben dedi faiz de dedi kum ocağı kurdum dedi. Nereden bileceğim ben bu misali hayatımda atabilir miyim? Kum ocağı kurdum dedi. Sonra onu dedi ben Amerika'ya armatür gemiler aldım dedi. İş yapıyorum. Krediyle para aldım dedi. Ve çok iyiyim dedi. Bana yaradı dedi. Tamam benimle ne alakası var? Sen dedi ki, dedin ki haram Müslümana yaramaz. Bana yaradı. Allah peygamber diyor ki haram Müslümana yaramaz. Sana yarıyorsa yarıyor demektir. Bende de öyle. Bende biraz felsefecilik mi var? Delikanlı gelmiş bana soruyor. Diyor ki abi evleneceğim diyor. Ne dersin diyor. Ne diyeyim adam karar vermiş. Evleneceksen evlen. Evlenmeyeceksen evlenme. Başka ne cevap vereceğim? Haram sana yarıyorsa yarıyordur. Haram Müslümana yaramaz. Haram Müslümana yaramaz. Sana yarıyorsa Müslüman değilsin demektir. Kardeşim sürprizlik yok biliyor musun kabirde? Hiç sürprizlik yok. Harama baktın, bakmadı yazılmadığı gibi, bakmayana da haram bakmadı diye baktı yazılmaz. Faiz yiyene, kiramen katibi omuzumuzda faiz yemedi yazılmaz. Olur mu? Böyle bir sürpriz olur mu? Faiz yiyene faiz yemiştir, yemeyene yememiştir yazılıyor. Sen Elif Hanım'ın parasına mukabil para veriyorsun. Resmi yapıyorsunuz işte. Elden ele vermiyorsunuz da kurum vasıtasıyla yapıyorsunuz. Hiçbir farkı var mı?
Ve bir de Müslüman tabii. Müslüman namı altında olanlar diyor Üstad. He? Öyle diyor. Müslüman namı altında olanlar. Diyor ki, hürmeti riba ile kat edip tedavi eder. Evet, ayat-ı Kur'aniye alem kapısında durup ribaya yasaktır der. Ayat-ı Kur'aniye alem kapısında durup faize haramsın der. Girme der dünyaya. Kavga kapısını kapamak için banka kapısını kapayınız diyerek insanlara ferman eder. Kavga kapısını kapatmak için banka kapısını kapayınız diyerek insanlara ferman eder. Şakirtlerine girmeyiniz emreder. Kimlere? Şakirtlerine. Kur'an şakirtlerine emreder. Kur'an'ın şakidiysen emre itaat et. Elinden geldiği kadar maaşından dışında asla ve kata kartın olmamalı alışveriş için. Parayla alacaksın kardeşim. Bunu yapamayacak adam değilim ha. Ve içtimaiyattaki kolumu da biliyorsunuz. Bak ne diyor? Allah Allah. Mektubattakini okuyayım ki sözlerdeki ağır gelmesin. Allah'ım bizi muhafaza et. 479. 479. Abi ya sen böyle çok açık söylüyorsun, böyle yuvarlak anlatıp gitsen. Ben ne bileyim, benim tiniyetim mi, kanım mı böyle, hamuru mu böyle, evirip çeviremiyorum bu işi. Eğik bükemiyorum. Bu budur. Abi sen eskide öyle, demek inanıyordum ona. Ha bilindi mi, bu budur, tamam evirip çevirip deviremem. Bu budur. Ribanın kap ve kapıları olan bankaların refi, menfaati, beşerin fenası olan gavurlara ve onların en zalimlerine. Burada da söylüyor zaten. Haram Müslümana yaramaz. Aynen bak cümle hadisi işte izah ediyor. Bak bir de okuyayım. Ribanın kap ve kapıları olan bankaların nef'i, yani menfaatçısı, faydası. Beşerin fenası olan gavurlara ve onların zalimlerine ve bunların en sefillerinedir. Yani bankadan istifade edenler ya gavurdurlar, beşerin fenası olan gavurlara ve onların en zalimlerine ve bunların en sefillerinedir. Çünkü kanın emiyorsun. Yani bankanın emdiği kanı şişeye koyuyor. Banka bir mazlumun kanını emiyor, şişeye koyuyor. Sen o mazlumu görmüyorsun ama zalimin şişesindeki kanı alıyorsun. Organ yani çocukları kaçırıp organ pazarlıyorlar ya. Aynı onun gibi bir şey. Alem İslam'a zararı mutlaktır. Müslümanlara zararı mutlaktır. Yani kenar kıyı tırsında da şöyle ufak bir parçası yok. Mutlaktır. Fenai mutlaktır. Mutlak beşerin refahı nazara alınmaz. Yani bankayla insanlık refahı mümkün değil. Zira, gördün mü Avrupa nasıl sağlandı bilmem ne yaptı. Olduğu halde. Zira yani bu hükümet de öyle. Faizle nasıl uğraşıyor, nasıl savaşıyor? Nasıl savaşıyor biliyorsun, yakından biliyorum. Düşürmek istiyor. Tamamen aşağı düşecek. Hemen bir şey olay çıkartıyorlar. F-25'i çıkarttılar. F-25'i 16 bilmem 17 Eylül müydü neydi? 17 Aralık çıkarttılar. Çünkü faizin en tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin en dipte indiği tarihti. Çünkü Merkez Bankası denilen o para basan şey Fransız ve İngiliz şirketleri. Biz de Merkez Bankası basıyor biliyoruz. Tamam tabela onun. İçerisi gel. Hemen düğmeye bastılar. F-25'i zaten bugün için yetiştirdiler. Tak Türkiye'de hırsızlık bilmem çarpılıyor bahanesiyle uçuruma kadar götürmüşler. Mutlak beşerin refah nazara alınmaz. Bir de dini cemaatin bankası var mesela.
dinincime atmış yani. Bir tanesi faiz ele alıyor. Süleyman Tuna. F25 de Asya Banka'ya atmış. Bank yani. Banka. Yani dinincime at yani. Nasıl bir dinincime atsa istihbarat dairesi var. Bankaları var. Tamam. Şirketleri var. Her şey. Dinincime at. Polisi var. Ordusu var. Her şey var. Ne dinincime at? Nasıl bir dinincime atsa bilmiyorum. Ben oyun, ya ben çatsafım, ben sanki bu cemaatlere yeni girmişim. 10, 16 başı, 17 yaş ve 52 yaşındayım. Ben tüfeğli değilim ki dini cemaatlere. Ben cemaatler içinde büyüdüm. Demek ki, peki kime menfaatıdır? Bankalar kime menfaatlıdır bir de okuyayım. Ribanın kap ve kapıları olan bankaların nef'ayı, menfaatı. Beşerin fenası olan gavurlara, banka sahipleri kimse, gavurlara ve onların en zalimlerine, bir de gavurların en zalimlerine ve bunların da en sefillerinedir. 479, ben uydurmuyorum. Asıl imamı söylüyor. Alem-i İslam'a zarar mutlaktır. Hizmettir diyor adam. İslam'a hizmettir diyor. Alem-i İslam'a zarar mutlaktır diyor banka. Mutlak beşerin refahı nazara alınmaz. Bununla refah olmaz. Zira gavur harbi ve mütecaviz ise hürmetsiz ve ismetsizdir. Yani gavurun yapısı gavur. O zaman bunlar yani masum değillerdir. Bilmeyerek değiller. Çok acayip ya. Bilmeyerek değil. Nasıl olacak bilmeyerek? Hodgam, hariz, zalim olan ikinci kelimedir ki, sen çalış beyin, faizin yapısı şu, hariz, hodgam, zalim olan ikinci kelimedir ki, beşerin terakkiyatını öyle sarsıyor ki, her cümerç ateşine atmak üzeredir. Artık beşer tahammül edecek durumda değil artık. Zulümler, soygunculuklar, mazlumu yok etmeler, ellerindekini alma, öldürmeler, zulümler, her türlü işkenceler, artık beşer buna dayanacak durumda kalmış. Dünya artık bunu kaldırmaz. Çünkü ya cinleri böyle kaldırdı, kan döktüler. Bak ne diyor? Hariz, hotgam, zalim olan ikinci kelime. Sen çalış ben yiyeyim. Kelimedir ki beşerin terakkiyatını öyle sarsıyor ki her cümerç ateşini atmak üzeredir. Şu dahi dehyanın Allah Allah yani şöyle diyeyim karşılıksız para vermenin düşmanı olan dahi dehyanın lügat manası o değil. Anarşistik yani tehlike noktası yani. Şurada 91'de şöyle denmiş. 101 miydi? Bak. Tehlikenin en büyüğü şiddetli musibet demektir. Tehlikenin en büyüğü ve şiddetli musibet dahi dehyanın. Yani içerisinde anarşistliği, bozgunculuğu harisliği, hotgamı, zalimliği barındıran dehyanın tek bir devası var. O da hürmeti ribadır. Faizin haram olduğunu ifade etmek, yaşamak. Faizin bütün vesailini, faizin bütün türevlerini, çeşitlerini hayat içtimaiyeden ref etmektir. Hotgam ellerde servetin inhisarına vesile olan riba kapları, bankaları settir. Yani toplumun, milletin, mesela Suudi Arabistan'ın, komple milletin, alem İslam'ın belki de hakkı. Mesela Azerbaycan'a gittim. Arabistan'ı bir görseniz, Suudi Arabistan'ı görmediniz siz. Fazla hac, ümre yaptınız, ondan dışarı çıkmadınız. Biz özel arabayla tanıdık dostlarımız vardı bizi, oralı. Orada kalıyor, inşaatlaşıyor. Bizi köyleri gezdirdiler. Suudi Arabistan'daki köyleri gezdik. Aman ya Rabbi. İşler açıcısı. Ne yapmış?
şudur. Hodgam ellerde servetin inisarına vesile olan hodgam, haris, zalim, üç sıfat ellerde bütün milletin servetinin inhisarı, cem olmasına vesile olan riba kapları, bankaları settir. Evet, bu kaplar ile servet ve temellük kalil adamlarda toplanır. Deprem mi oldu? Ruhum ne kadar itiyen bir şey ki, şu anda vücudum şiddetli bir şekilde sarsılıyor. İnanın şu anda hala sarsılıyor. O kadar acayip Müslümana yapılan zulümden bir nefreti var bende böyle. Zalimlere, ihanetlere, hainlere nefret acayip. Rabbim şahit olsun, deprem var zannettim. Gözlerimle, kulaklarımla hepsini gördüm de, okuyorum ilimle, görüyorum. Adam, prens, Suudi Arabistan kralı, Fransa'da bilmem ne müzesini 3 günlüğüne kapatmış. Her gün binlerce insanın girip bıraktığı parayın bilmem kaç katını vermiş ki, müzeye demiş ki 3 gün hiç kimse girmeyecek. 2-3 tane serseri, 2-3 tane hatunları, cariyeleriyle en fazla 50-60 kişi biz özel dolaşacağız. Ve halkın parasıyla yapmış. Gitmiş, yeni anlattılar bana. 4 gün önce mi, 5 gün önce mi? Dünyanın en iyi futbolcusunu şeye çağırmış. Arabistan'a 12 milyar mı, milyon mu dolar vermiş o çocuğa. Futbolcuya. Rossi mi, Rossi mi bir şey var, bir şey dedi. Messi mi? Öyle olmuş. Gitmiş Mısır'daki ihtilali yapan o gavurlara, Müslümanlar o işkence kanını döken, her şeyin paymal eden zalimlere bütün en büyük ekonomi desteğini o vermiş. Bütün ihtilal masrafını o karşılamış. Halk sana biraz itimat etsin diye hala 6 ay bütün devletin bütün şeylerini yüklenmiş. O zaman iyi dinleyin. Haris, hodgam, zalim bir kısım insanların ellerinde servetin inhisarına vesile olan riba kapları, bankaları settir. Evet, bu kaplar ile servet ve temellük kalil adamlarda toplanır. Yani bu banka kapları ile su toplanıyor. Birilerine veriliyor. Ve nerede bir hareket varsa gavurlar takip ediyor. Çünkü mesela bir yerden bir yere havale edelim. Amerika New York'tan onaylanmadıkça o havale yapamaz. Burada bankaya yatırıyorsun. Gümüşhane'ye gönderirken buradaki İMG Bankası veya İş Bankası veya Sapancı'nın Ant Bankası Merkez Bankası'na, o gavurların eline Merkez Bankası ne diyor gavur? Tabelaya bakma sen. Fransız ve İngilizlerin onun eline geçiyor. Bilgi Amerika'ya, New York'a gönderiliyor. Bilgi akışı hemen. Orada kimden ne kadar gidiyor onaylanıyor. Sonra Gümüşhane'deki alabilirsin diyor. Şu kadar da tabii para kesilir. Bütün hareketleri kontrol ediyor. Evet, bu kaplar ile servet ve temellük kalil adamlarda toplanır. Bu iki düstur ile tevzi edilmese gasp edilecektir. Ya. Evet. Heyet içtimaiyedeki intizamın şartı tabakayı beşer birbirinden uzaklaşmamak, tabakayı havas, tabakayı avamdan, taife-i aniya, taife-i fukaradan ayrılmasın ki silah-i rahim kopmasın. Halbuki ribanın hayatı ve zekatı mefti ile geniş bir mesafe açılmış, öyle bir uzaklık olmuş ki hayt-i vasf kopmuştur. Yani zekatın kalkması ve faizin hakim kılması ile o kadar acayip olmuş ki insanlar arasında silah-i rahim kopmuş. Allah ile silah-i rahim kopmuş. Yani rahimin onayladığı bağ, sıla. Bu ikisiyle kopmuş. Tabakayı sufladan, tabakayı uliyeye karşı ihtiram, itaat, tahabbüp yerine yalnız ihtilal sedası
haset sayası, kin enini, nefret velvelesi, intikam feryadı yükselip işitilir. Tabakayı uliyadan tabakayı süflaya, merhamet, ihsan, taltife bedel, yalnız zulmün ateşi, tahakkümün saykası, tahkirin radı iniyor. İşte bu halet rühyedendir ki sebebi tevazu ve terahum olan havastaki meziyet, tekebbür ve gurura sebep olmuştur. Şefkate, acımaya ve yardıma sebep olan fukara aczi, avamın fakrı, esaretlerine, sefaletlerine sebep olmuştur. Eğer şahit istersen, alim-i medeninin fesat ve rezaletine bak, delil mi istiyorsunuz? Alim-i medeninin, şu medeni denilen şu alemin, fesat ve rezaletlerine bakın, fesat ve rezaletlerine. Zaman çok şahitleri gösterecektir. Elhasıl tabakatın musallahası, üst ve alt tabakanın barışması, birbirine yakınlaştırmasının çare-i yeganesi, erkan-ı İslamiyet'ten olan zekatı ve heyet-i içtimaiyenin tedbirine vası, âli dustur ittihaz etmesidir. İslamiyet'in en büyük kebaire olan, İslamiyet'in en büyük kebire olan ribayı vesailiyle ilga etmektir. Faizin her çeşitlerini ortadan kaldırmaktır. Adaleti kuran, ya kendinizin dışına atmayın bu olayı. Ya biz nasıl satacağız canım bu devleti İslamiye'den, faizi nasıl kaldıracağız? Seni o ilgilendirmiyor. Sana, seni ilgilendiren, seni yapacak şeylerin ilgilendiriyor. Bu dersi dinledikten sonra bakayım Allah diyecek sana. Bilmiyordum dedin. Allah bu dersi dünyadan duyduktan sonra bakayım ne adım atacaksın. Bunu kabirde, haşirde göreceksin. Bilmiyordum ya Rabbi, belki özüründü. Ama bu dersi duyduktan sonra bakayım ne adım atacaksın. Ders hatta şeyde dursun arzı. Çünkü bu çok acayip bir şey yani. Mesela o bütün İmam Gazali Hazretlerinden ben bir şey okumuştum. Diyor ki yeme içme haram olursa mizacı bozar diyor. Mizacı bozar. Ve hiçbir ibadetinizden, imanınızdan lezzet alamaz olursunuz. Yani faiz mesela o yenilen içilenler hep haram olduğu düştüğü için. Yani mahiyetini bozduğu için o yenilenin. Gidiyorsun helal paranı haram yapıyorsun. Gidiyorsun maaşınla, parayla alışveriş yapmıyorsun. Kartla yaparak yüzde her alışverişi, her çekilişte 2,5 vererek helalına haram katıyorsun. Ondan sonra o efendim bak değil. Şey diyor ki mesela vücudun o giriş noktaları, ağız, burun, göz, kulak vesaire, buraları bozar, buradan dikkat etmezsen bozar diyor abi. Orada mesela ağızdan farklı çıkar, burun farklı. Yani artık evet. Geleni kontrol ediyoruz. Ahlak rezilenin diyor şeyi, hürmet riba ve zekatı terktir diyor. Bak, evet. Abi. Yani işte bu mizaç bozulduğu için ağızla artık mizaç bozulduğu için farklı konuşmaya başlıyor. Ruhu yapılanması cinsiyette farklı sıkıntılar çıkıyor. Göz aynı şekilde. Yani ahlak rezile dediğimiz şey, affedersiniz, sokakta gördüğü bütün haram helal demiyor. Bütün kadınlara karşı acayip hisler uyandırıyor kendinde. Yani böyle harama helal demeye başlıyor. En büyük. Mesela hizmettir diyor mesela. Evet. Adam namazı terk etmek hizmettir diyor. Ne zaman? Böyle diyor işte. Dostlarım var. Bak kardeş şahit. Bak, biz bu daireyi tanıdı, nurları tanıdı şimdi, değil mi? Senelerden beri X yerdeydi. Hemen tesettüre girdi, öyle mi değil mi? Yok. Evet. Arkadaşın. Evet. Evet değil mi? Kaç sene mütevelliydi? Başı açıkta mı? 15 sene. Külliyat okumak nerede dursun? Başı da açık. Namazını bilmiyor. Belki vardı namaz. Fakat mütevelli. Daireyi tanıyor, nurları tanıyor, nur Risale'yi tanıyor. Bu olaylardan elhamdülillah kopmasına vesile oluyor. Başını kapatıyor, öyle mi değil mi? Ya Rab şahit ol yalan söylüyorsa. Bir hafta geçmedi mi, bir iki hafta sonra. Bak, evde huzur geliyor. Niye? Haram giren bir şeyle, İmam Azam diyor ki, bir şeyin nereden geldiğini öğrenmek istiyorsanız nereye gittiğine bakın. Gireni gene o söylüyor.
gireni kontrol edemezseniz diyor, o giren şeyle hangi yollarla çıkacaksa o yolları kontrol edemezsin diyor. İslamiyet'in en büyük kebire olan ribayı vesaili ilga etmektir. Ya ne olur lütfen rica ediyorum, bu dersi sakın dışarı uygulamayın, devletten beklemeyin. Allah aşkına adım atın. Haramdan kurtulun. İmanınızdan lezzet alırsınız, Kur'an'ınızdan lezzet alırsınız. Haramdan uzaklaşın. Televizyonlardan uzaklaşın. İnternetin rezaletine müptela olmayın. Bunları diyen azdır. Diyenleri bile susturuluyor. Fitne çıkarıyor deniliyor. Benim için fitne çıkarıyor deniliyor diyenler var. Fitne çıkarıyormuşum bu dersleri yaparak. En büyük fitnenin başı ustattır o zaman. En büyük fitnenin başı haşa. Ağzını almayacağım. Bu faizi getiren sistem işte Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ı. Haram söylüyorum bak bu haramdır yapmayın. Fitne çıkartıyormuş. Adama diyorlar ki laika mektuplarını okuyalım abi, birinci ders imanı yaptık. İkinci de imanı yaptık. Üçüncü de gene niye iman yapıyoruz? Kardeş laik okursak aramızda kavga çıkıyor diyor. Nurculuğun ilmi hali yani. Şimdi bunları anlatarak fitne çıkarıyormuşum diyenler var abi. Bayağı da var. Hesapta para bırakmalarına ne diyorsunuz abi? Alacaksın kardeşim, ne parayı bırakacaksın? Her türlü zarar mutlak diyor. Mutlağın dışında ne var? Şöyle faturalarımızı ne alabiliyorsan adım atacaksın Allah'ına, diyeceksin kaşırdı. Ya Rabbi bu kadar gücüm yetiyordu, bundan sonrasını alamıyordum. Hani faturalarımızı internet üzerinden yatırıyoruz abi, gidip sıraya girmiyoruz. O yüzden bir miktar para bırakıyoruz abi. Bırakmayacaksın, gireceksin sıraya gireceksin. Zarar mutlaktır. Bırakmayacaksın bankaya bir şeyi. Git kardeşim kuyruğa gir. Zarar mutlaktır diyor. Dedi mi demedi mi? Dedi abi. Ben ne yapayım bunu? Ben şimdi beni niye böyle taşın altına sokuyorsunuz? Ben de yapma. Ben de adam değilsem değilim. Aşağılıksam aşağılığım ben de. Yaptım ben de. Ama okudukça şey yaptık. Allah Allah neler yazıyormuş ya. Hiçbir şey anlamamışım ben külliyatı. Anlamamışım ben burayı. Nasıl uçak biletini aldım onunla? Almışım kardeşim. Sponu mu yaptık? Birkaç tane alışveriş yapmışızdır ya. Ama nasıl soktu bizi yurt dışına çıkmak için? Bulaştırdı bizi o rezil kepazeye. Adım atacaksın. Peki ne bu? Başkasına yapmıyorum. Kendimi telkin ediyorum. Kendime delil, heyecanımdır. Biraz önce bak nasıl vücudum şey yaptı. Deprem zannettim. Onun için duraklaştım. Ne olur rica ediyorum, üçüncü kez söylüyorum. Devletten dışarıya falan onlar biz değil. Şunlar biz değil. Sakın ha. Bu lafı duydun, bu dersi duydun, adım atacaksın. Adalet-i Kur'an-ı Alem kapısına durup ribaya yasaktır, girmeye hakkın yoktur der. Zaman ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor, rumuzu tevazu ediyor. Yani ortaya koydukları hakikatler daha çok ihtiyaç hissediliyor. Aslında külliyat olmasa ne yapacaktık ya? Allah'ını seversin ya. Bazen böyle deşet alıyorum da sonra bu zaman olmaması lazım diyordum. İyi ki var ya. Var da bu haldeyim. Ben okuyorum bu haldeyim. Okumaya bilmeyen ne haldedir? Belki onun belki bir kurtuluş olabilir. Fetretten alır ama bu dersi duyacak, adım atmayacak. La vallahi. Şansın olacak ha. İnşallah olur. Ama ben bilmiyorum. Kim olursa olsun. Gene diyecekler ya, gene vurdum. Kimseye bir şey vurdum yok. Kendime yapıyorum. İşine gelmese ne olur? Allah rızası için kapat ya düğmeyi. Dinleme bu serseri. Eğer beni dinliyorsun ama ben hoparlör gibiyim. Bunu seslendiriyorum. Ha ustadı sustu. Ama buraya yanlış şey yorumluyorsam Allah aşkına de ki yanlış yaptım. Tamam, bak, topladık. Bankalar belki yanlış yer okuruz. Riba İslam'a zararı mutlaktır. Riba atalet verir. Atalet? Tembellik. Tembellik, hareketsizlik verir. Şefki sayı söndürür. Söyle manasını. Çalışma şevkini söndürür. Çalışma şevkini söndürür. Ribanın kapıları hem de onun kapıları olan bu bankaları her dem nefi ise, yani menfaati ise,
Beşerin en fena kısmınadır. Onlar da gavurlardır. Onu sunatulat işarattan okudu. Tamam. Bu sözlerden. Göstereyim ki ikna olasınız. Ezberden okumuyorum uyduruk. Onun bankaların getirmiş olduğu menfaati beşerin en fena kısmınadır. Onlar da gavurlardır. Gavurların da nefi, yani gavurların da istifade edenler içinde en fena kısmınadır. Onlar da zalimlerdir. Her dem zalimlerdeki nefi en fena kısmınadır. Onlar da sefillerdir. Alem İslam'a bir zararı mutlaktır. Mutlak beşere her dem refahı nazar-ı şeride yoktur. Zira harbi bir gavur hürmetsizdir. Yani düşman, düşmanına böyle Müslümanın ciğerini, kalbini sömüren, düşman olan bu gavur hürmetsizdir. İtaata masum değildir. İçmesizdir. Demi hederdir. Kanı dökülmeye layıktır. Her daim. Her dem. Başka bir yer okuyayım. Bak orası çıktı. Açacağım yer çıktı. Beşerin beşer hayatını isterse enva-ı ribayı öldürmeli. Beşer hayat istersem faizin türevlerini öldürmeli, çeşitlerini. Tabaka yavastan tabaka yavama silah-ı rahim kopmuştur. Silah-ı rahim demek ana baba ziyareti değildir. O bir unsurudur. Silah-ı rahim Bismillahirrahmanirrahim'deki rahimin bağı demektir. Allah'ın onayladığı bağ. Rahimin bağı. Yani namaz kılmak silah-ı rahimdir. Allah ile bağdır. Oruç tutmak, sünnet-i seniyeye uymak Resulullah ile silah-ı rahimdir. Mutedeyn anne babaya, Müslüman akrabalara ziyaret etmek silah-ı rahimdir. Allah onaylıyor. Dinsiz, seni gördüğü zaman dine hücum eden, dine hücum etmeyi hatırlayan, dine küfür etmeyi hatırlayan seni görünce akraban, onlara kat-ı silah-ı rahim, silah-ı rahimdir. Gitmeyeceksin. Kat-ı silah-ı rahim, silah-ı rahimdir. Çünkü silah-ı rahimin manası, rahimin onayladığı bağ, yöntem, sistem. Allah onu onaylamıyor. Onun için en büyük silah-ı rahim, hukukullah, Allah ile bağın, namaz, oruç vesaire. İkinci bağ silah-ı rahimin, hukuku Resulullah, Resulullah ile bağ. Üçüncü bağ, hukuku asfiya, asım-ı cedidi, asım Risale-i Nur'a bağlılığın. Dördüncüsü, hukuku mütedeyin valideyin. Dördüncü sırada o geliyor. Hukuku Kur'an yok muydu abi o sırada? He? Hukuku Kur'an yok muydu? Ya, hulukul Kur'an dördüdür, Kur'an ahlakı budur. Silah-ı rahim bu. Yani hukukullah'ı nereden bileceğiz? Kur'an'ı tarif ettiği. Tabaka yavastan tabaka yavama silah-ı rahim kopmuştur. Aşağıdan fırlıyor sada-i ihtilali ve velya-i intikami kini hasset enini. Yukarıdan iniyor zulüm ve tahkir ateşi, tekebbürün sikleti, tahakkümün saikası. Aşağıdan çıkmalı tahabbub ve itaat, hürmet ve hem imtisal. Fakat merhamet ve ihsan yukarıdan inmeli. Hem şefkat ve terbiye, beşer bunu isterse sarılmalı zekata, ribayı tard etmeli. Kur'an'ın adaleti babu alemde durup, alem kapısında durup, ribaya der yasaktır, hakkın yoktur dönmeli. Dönmeli, dön de kardeşim. Dinlemedi bu emri, beşer yedi bir sille, beşer yedi bir sille, müthişini yemeden bu emri dinlemeli. Haşiye, kuvvetli bir işaret-i gaybiyedir. Evet, beşer dinlemedi, ikinci harbi umumi ile bu dehşetli silleyi de yedi. Üçüncüsünü yemeden bu emri dinlemeli. Buradan çıkacak zaten. 402 sözleri bakayım. Çok şiddetli bir ihtiyaçtan bu dersi çabuk acelen yapıyorum. Çok sıkıştırdılar. Ondan sonra onun için yapmak böyle seçiyorum. Yahudilerin diyor. Yahudilere müteveccih şu iki hükmü Kur'ani.
o milletin hayat içtimai insaniyede dolap ilesiyle çevirdikleri şu iki müthiş dusturu umumi tazamun eder ki, çok ilginç bir yer. Hayat içtimai beşeriyeyi sarsan, iyi dinliyor musunuz? Cemiyet hayatının her yeri, neresi olursa olsun, her ama iğne deliği kadar her yerde bir fitne varsa bir yerde, sarsan ve sayu ameli, sermaye ile işçiyi, patronla işçiyi, sermaye ile mübareze ettirip fukarayı zenginlerle çarpıştıran, muzaf riba yapıp bankaları tesise sebebiyet veren ve hile ve huda ile cemi mal eden, malı toplayan o millet olduğu gibi, yani bütün fitne, nerede bir fitne var? Yahudidir. Nerede bir fitne var? Yahudi var. Yahudi var. Hile ve huda ile cemi mal eden o millet olduğu gibi, mahrum kaldıkları ve daim zulmünü gördükleri hükümetlerden ve galiplerden intikamlarını almak için her çeşit fesat komitelerine karışan, her türlü fesat komitesine karışıyor. Mesela bir tanesi söyleyeyim, bak Müslüman'a ne yapmış. Kendileri yapıyor, Müslüman'a yapıyor. Asya Bank'ın batmaması için mütevellilere ve o masum çocuklara, okulda okuyan çocuklara, yurtta kalan çocuklara, ki bizimki tanıdıklarımız da var. Denizbank'tan, Garanti Bankası'ndan, Halk Bankası'ndan vesaire çocuklara, kalıyorsan orada 10 bin lira. Öğretmensen 20 bin lira. Memursan ciddi 50 bin lira kadar oradan parayla, faizle para alacaksın. Asya Bank batmasın diye buraya yatıracaksın. Oldu mu olmadı mı? Bak Müslüman'ı nasıl bulaştırıyor. Bu zihniyet, orada bulunan zihniyet Yahudidir. Çünkü öyle diyor bakın. Nerede bak şey varsa, bir sistem bozukluğu varsa hepsinde Yahudi var. Ha onlarım Yahudi demiyorum. Orada Yahudi parmağı girmiş. Bunu hangi kaynaktan emredilmişse haza Yahudi sıfatıdır. Olmuş. Realiteden bahsediyorum. Keşke olmasam da ağzım kurusaydı. Ama ne diyecekler? İftira yapıyorsun diyecekler. Ve veya bu vizyondur. Bu bir de konjektörmüş, böyle iktiza ediyor. İyi ezberledim. Tamam. Bakın o zaman bir daha dinleyin bu şeyi. Say ameli sermaye ile mübareze ettirip fukarayı zenginlerle çarpıştıran, muzaaf riba yapıp bankaları tesise sebebiyet veren, bankaları tesise sebebiyet veriyor. Hangi banka olursa olsun. İslam'ın bankası olmaz böyle. İslam'ın bankası kar ve zarar ortaktır. Hikaye. Hikaye bu sistemde kar zarar sistem olmaz. Yok, öyle bir şey yok. Yalnız size takdim etme usulü değişik. İş bankası gibi takdim etmiyorlar. Ve hile ve huda ile cemi mal eden o millet olduğu gibi mahrum kaldıkları ve daima zulmünü gördükleri hükümetlerden, mesela kendisine göre bir zulüm görmüş bu hükümetten, ve galiplerden intikamlarını almak için her çeşit fesat komitelerine karışan, ve karıştırmışlar çocukları da, ve her nevi hilelere parmak karıştıran o çocuk, masum çocuklar mesela. Ve niye onu kafaya takmadım? Eylemde realitesini gösteriyorum. Bak uca bak. Artık Türkiye'deki her yerde, her yerde ya. Bu hükümete ne kadar yalvardı IMF, parayı, borcunu kesme. Tamam ama alakanı kesme. Öyle mi değil? Para alması için neler yapmadılar? Koç neler yapmadı? Neler demedi? Ekonomi işçileri atarım, şey yaparım. Türkiye'yi tehlikeye sokuyorsunuz. Öyle değil mi? Bak. Her çeşit fesat komitelerine karışan ve her nevi ihtilale parmak karıştıran, ihtilal yaptırılıyordu. Her çeşit ihtilal. Cemaatte ihtilal, siyasette ihtilal, Diyanette ihtilal, adliyede ihtilal, dört sahada, deccali dört temelde kurulmuş. İktisadi, içtimai, siyasi, hukuki sahada. Kısmen din alet etmek suçundan. Hangi maddeydi? 163. Yargılandın mı sen hiç? Aferin, nasıl ezberledin? Ancak benim gibi insanlar onu ezberlemesi lazım. Lastikli maddedir. He? Lastikli madde mi? Lastikli maddedir.
İçtimai, iktisadi, siyasi hukuku, kısmen dine alet etmek suçu. Cezası nereden başladı, ne kadardı? Söyle bakayım. Vallahi ben... 3,5-7 sene. Yargılandım ben. Seni yani olayları gördüm. Biliyorsun ha? 3,5 en az. Ve 5 sene alacağımı söylüyorlardı. DGM'de yargılandınız. DGM'de tabii canım. Çünkü 163'ün yargılandığı mahkeme DGM'dir. Ne yaptın? Kur'an öğrettin. Vay anasını. Vay zalimsin he. Sen faiz haram dedin he. İktisadi sahada dini karıştırdın bak. Din nerede olmalı? Hapis olmalı. İlahi yat, kalple yat, eylem, eylem. Kalbin kiminde olursa olsun diyor rejim. Eylemin bende olacak. Bak ne diyor? Ve her nevi ihtilale parmak karıştıran yine o millet olduğunu ifade ediyor. Bu hükümete de ihtilale yapılıyor muydu? Bu da giriyor işte. Her nevi ihtilale parmak karıştıran. Gene orada Yahudi zihniyeti var. Yani orada o kadar masum insan da var. Ama bundan sonra masumiyeti yoktur. Ne masumiyeti? Her şey ayan olmuştur. İlk önce masum olabilirdi. Ayan olmuş arkadaş. Ayan olduktan sonra beyan olma, beyan da ifade edildi. Beyan da ediyor. Şana diyor ki şuradan faizle para şuraya yatır, şu bankaya. Öyle mi oğlum? Peki, bunun dinle ne alakası var? Dinin haram ettiği bir şeyi buna hizmet demek, Allah'a ihanet etmek değil midir? Dine ihanet etmek değil midir? Haramı helal saymak değil midir? Haramı helal sayan imansız olmuyor. Haramı helal sayan, hatta haramı hizmet diyen iman olur. Hemen ne yapman lazım bu sözü dinleyin? Bilmeyebilirdim masum çocuklar. Estağfurullah ya Rabbi. Ya benim menfaatim var. Git secde hemen. Hemen git yaptın hatayı çabuk. Çek bankayı Asya'dan. Git faizi kapat. Git çabuk. Ondan sonra git. Tövbe et ya. Ya Rabbi affet. Bilmiyordum. Din biliyordum. Ya Rabbi namazı terk ettim. Din biliyordum. Ya Rabbi başımı açtım. Din biliyordum. Din biliyordum ya Rabbi. Bu hizmet biliyordum. Allah'ım. Allah'ın yasak ettiğine din demek. Bu sapmanın, yoldan çıkmanın başka ne olsa olabilir ki? Ya. Arkadaşlar. Allah bizi muhafaza eylesin. Müslümanları muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak bizi hakkıyla haklanmayı, Cenab-ı Hak nasip eylesin. Hakka hak bilip, hakka yapışmayı, batılı batıl bilip de batıldan uzaklaşan zümresine eylesin. İhtina sıratel müstakim, sıratel lezine namta aleyhim. Hayr-i mağdubi aleyhim velav dallin. Amin. El-Fatiha.